Dostlar merhaba. Öncelikle sosyal medyada bir iki kardeşimiz beni eleştirmiş haklı olarak. Ben stokçuyum, bunu biliyorsunuz. Kapakla ilgili. Şimdi kısaca önce buna değineceğim. Arkadaşlar, bunda üç seçeneğimiz vardı. Kapak berbat durumdaydı. Ya kirli kalacak, ya boyanacak, ya parlak kalacak. Boyanma işini biz önce ele aldık. Biliyorsunuz bu statik boy olacak. Statik boy olması için 180-200 derecede bunun ısıtılması lazım. Boyayı yapacak vatandaşa biz güvenemedik bunu. Bunu 280-200 derecenin üstünde attığınız zaman kapak alüminyum ve ince. Bu yamulduğu zaman fırında statik boyayı üzerine emiştirmek için fırına atılması gerekiyor Dereceyi biliyorsunuz. kaçırdı mı bitti. Dereceyi kaçırdı mıydı geçmiş olsun. Kışın ortasında kapak derdine düşecektik. Kaldı iki alternatifimiz. Nedir? Kirli olacak ya da parlak olacak. Her tarafı bunun efendim etiket iziydi. Yağdı, isti, pastı. Biz bunu orijinalliğini bozmadan bakın bu 6 ay sonra arabanın fabrikadan çıktığı haline dönecek müdahale etmezsek. Çaresiz kalarak bunu böyle yaptık. Boyatmayı ben de arzu ediyorum ama şu an kışın risk alamam. O yüzden bunu böyle yaptım. Kardeşlerim beni yargılamasınlar. Bu birinciydi. Uzatmıyorum. Geçiyoruz elektrik tesisatına. Dostlar size bir söz vermiştik biz. Elektrik tesisatından çok fazla soru alıyoruz. Çok muzdarip insanlar. Biz komple elektrik tesisatını çıkartıp yenilemeyi arzu ettik araçta. Lakin LPG Şurayı söktük hatta. tamamen söktük. Süreci biliyorsunuz paylaşıyoruz. LPG'yi takan şimdi haini dağda aramayın arkadaşlar. Bunu yapan vatan haini. Şuraya geldi Buna onay herhalde. veren mühendisin de okuduğu okulun Ha. ben Ha gerçekten. ben ağzımı bozacağım. Bahane arıyorum. Abdesti bozar mı, bozmaz mı onu da bilmiyorum da ağzımı bozacağım. Ziya Paşa vardır. Tanzimat Devri şairi. Belki bilirsiniz. Der ki sebbüşetim mahalline masruf olursa sadakayı cariye hükmündedir. Mealen sebbüşetim yani sövme sayma mahalline masruf olmak yani yerinde sarf edildiği zaman sadaka gibi ecri vardır der adam. Şimdi buradan kılıf alacağım ben buradan kendime pay alıp iyice buna bir söveceğim. Dostlar bunu niye sökemedik? Aslında söktük. Bakın. Şurayı alamadık. Bakın burası LPG'nin tesisatı. LPG'nin tesisatının kablolarını klimanın, benzinin ve arabanın soğutma suyunun kablolarına olduğu gibi spiral şekilde sarmış vatandaş. Bunu buradan PMS'in üzerinden sökebilmemiz için bütün bu LPG tesisatını komple sökmemiz gerekiyordu. Biz buna şu ortamda cesaret edemedik. Neden? Çünkü bu araç elimizde bizim değnek. Uzun yola gidip geliyoruz. Evet, siyah araba kupeyi kapattık. Diğer araba biliyorsunuz Boyalı. boyada. Ona biraz binmiştik. Neden? Elimizde sıkıntı çıkartsın da biz sıkıntılarını tedavi edebilelim. Sattığımız zaman vatandaş sıkıntı yaşamasın diye biraz ona biniyorduk. Şu an bu elimizde değnek. Kışın bu riski ben alamadım. Zannediyordum ki ben elektrik tesisatı tamir edildi deyince yakından gir. Birader şu gözlüğümü bir takayım. Şunu yapan, Ayoğlu ayı. bunu yapan şerefsizdir ve haindir. Şuraya bakın. Bakın dostlar şu tesisat Mercedes'te 670 euro. O yurt dışı fiyatı Yurt Türkiye'de. dışı Ben bir. sordum, Türkiye'de 11 bin lira civarında. 11 bin liralık kabloyu pancar doğrar gibi doğramış. Bakın. Şimdi emsali 50 liralıklar, 100 liralıklar ben ağzımı fazla bozmak istemiyorum. Bu sanat bize babadan kaldı. 25 senedir biz bu işle uğraşıyoruz. Şimdi aldığınız aracın kablo tesisatına bakın. Ha diyeceksiniz ki abi sen bu aracı niye aldın? Bu araç kondisyonu çok korkunç düzgündü. Deri koltuk dışında aksesuarlar, deri koltuktan nefret ederim ben. Aksesuarlar tam istediğim gibiydi ve kafayı sildim bu aracı aldım ve servet harcadım bu araca. Lakin LPG şey tesisatı, elektrik tesisatı yenilenmiş diye aldım bunu. Sökene kadar da bunun farkında değildim. Bakın 1, 2, 3 parça. 1, 2, 3 parça. Bakın. Şimdi bunları bu fişleri falan biz kardeşimiz bize gönderdi. Allah razı olsun. Şimdi burayı geçici olarak hakkınızı helal edin. Bunu sökmeye cesaret edemiyorum şu an çünkü bana araba lazım. Ben bunları geçici olarak
Burayı düzelteceğiz biz. Burayı düzelteceğim. Arabayı tekrar çalışır vaziyete getireceğim. Ha, arabanın çalışmasındaki sıkıntıyı söyleyeyim. Üçüncü pistona benzin karıştırıyordu. Neden? Buradaki blendajlar, bakın şu lehim yapma stiline bakın. Yani Allah'ını seven. Şuraya bakın, bakın. Bu şaseye değiyor. Ondan sonra devreyi tamamlıyor. Devreyi tamamlıyor ve araba 3. pistonda hem benzin hem LPG. Hem LPG'ye. Bu araba at gibi bir araba arkadaşlar. Bu araba benzinde ve LPG'de kompresörlere kafa tutan bir araba. Böyle bir Mercedes'e ben hiç binmedim daha önce. Yeni nesil Mercedes'leri hiç saymıyorum. Onlar hiç peşimden gelemez de. Arabamda sıkıntı mı vardı? Hayır, ama ben huylu bir adamım. Buraları düzeltmek için hem size göstereyim hem de şu mağduriyeti bakın. Ben bunları zannettim ki bu soketleri orijinal. Hale bakın. Hale bakın Allah aşkına. Allah aşkına hale bakın. Şuraların haline bakın. Haline bakın. Şunların haline. Adamın referans aldığı yere şurayı açacağım ya. Allah aşkına şuna bir bakın ya. Bobinden devir referansı almış orada. Şuna bir bakın ya. Ya Allah aşkına şuna bir bakın. Yani ağlamamak için zor duruyorum. Hakkınızı helal edin. Dedik ya, sövmek abdesti bozar mı? Bunlara abdestimi de kurban ederim ama buradan duyuyorlarsa arabanın plakası 40DA776. Bunu yapan LPG'ci de şerefsiz. Bu elektrik tesisatını yapan elektrikçi de şerefsiz. Dostlar, böyle bir araba aldığınız zaman buranın size maliyeti minimum 5000 liradır. Bakın altını çiziyorum. PMS falan arızalıysa. PMS'i yakar bu. Ben bundan korktum zaten. PMS arızalıysa PMS'i yakar, boğazı yakar, kablo gider, geçmiş olsun. Yerli üretimi bunun 3000 liradır. PMS'e verirsiniz, çalışan PMS. PMS'i kesinlikle çıkma almayın. Ya da ahlaklı bir esnaftan alın. Malının arkasında duracak Ali Değirmenci gibi, Kerem Terzi gibi düzgün. Tanımadığım başka arkadaşlar da vardır da. Ben hukukum olanlar. Çok arkadaş var düzgün esnaf. Çok çok düzgün esnaflarımız var da. Malının arkasında duran adamlardan alır. Alın. Ya boğazı yakar ya PMS'i yakar. Yani şuranın size... Tesisatı çıkma almayın demek istedin sen. PMS değil. Evet. Düzelt. Sinirliyim. Sinirlendikçe öfkeleniyorum. Öfkelendikçe kızıyorum. Şimdi araya gireyim. Biz ne yapacağız? Biz şimdi arabayı... Arkadaşlar burayı komple şimdi buradaki kabloları ve soketleri yenileyeceğiz. Arabayı yaza kadar yürür hale getireceğiz. Tabii çalışır hale getirdikten sonra biz ya çıkma müdahale edilmemiş tesisat alacağız. Ya da sıfır tesisat yapacağız. Ya da soket sağından sıfır tesisat alacağız. Ya da bunların orijinal soketlerini temin edip kendimiz tesisat yapacağız. LPG'nin de eküyle komple elektrik tesisatını kaldırıp atıp daha modern bir LPG eküsü ve tesisatı koyacağız buraya. Şu eküyü koyduğu yere bakın. Dostlar bakın şuradan dolandırmış şuraya. Ya akünün arkasında yer var ya. Yani beyin yok işte, şu helal para kazanıyorum diye şunu yapan adam ortalıkta geziyor. Hayır, ben anlayamadığım nokta, buna onay veren mühendis kim? Çok yazı tura mühendisi. Çok merak ettim. 4 matematik sorusuyla üniversite kazanırsan böyle yazı tura mühendisi olursun. Totomun kenarı mühendisi. Hülasa söyleyeceklerim bu kadar. Bir söz verdik size. Yerine getiremiyoruz. Hakkınızı helal edin. Bu ama bunu komple yenileyeceğiz. O, evet. Kesinleşti. O kesinleşti. Bu sırada araba alacak arkadaşlar kesinlikle, özellikle 111 motor, 104 motor, kesinlikle burayı, bu 202 olur. Efendim 140 olur. Efendim 124 olur. Kesinlikle bunların bu halde olmamasına özen gösterin. Boyadaki arabanınkine baktım. Onunkin çok güzel yenilemiş. O adam. Çok muntazam adam olmuş. Yenilemiş. Ama bu berbat. Bu berbat. Buranın maliyeti size 6000 liradır arkadaşlar. TMS, boğaz kelebeği, tesisat. 6000 liradır. Bu kısa devre yaptığı zaman zaten birini uçuruyor. PMS'yi falan uçuruyor. Ona göre alın. Ona göre aracınızı kontrol edin. Bilmediğiniz bir yerden almayın. 100 liralar bandında da bir 124'ten artık vazgeçin arkadaşlar. Böyle bir şey de yok. Hemen arkadaşlar edin, motorun evet. İçinde görmek isterseniz bakın kabaca. Motorun içi çok temiz. Niye derseniz bakın hiç kurum yok. Arabanın bu yağının ve suyunun zamanında değiştiğini, bakımlarının zamanında yapıldığına işaret. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç kurum yok. Egzantriklerde falan gördüğünüz hiç gibi hiç çizik yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu mosikili yağ var. Bu yağın rengi esasında zaten normalde siyah mosikili yağ. Bu siyah sizi aldatmasın. O yağın kendi orijinal rengi mosikili olduğu için.
külbütör kapağının contasının değişimini ve montajıyla da ilgili ayrıca video çekeceğim arkadaşlar. Onunla da ilgili sizlere bilgi vereceğim. Sorularınızı alırız, cevaplamaya çalışırız. Biz şimdi burayı bir toparlayalım, şu elektrik tesisatını bir düzeltelim. Ondan sonra videoların devamı gelecek inşallah. Şimdilik evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Esselamu aleyküm, görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba. İki video olmasın dedim. Tesisatımızı yaptık gördüğünüz gibi. Dostlar onardık sadece. Onardık yani. Yaptık denmez, bunu ben size göstermekten ar ettim yani nasıl yaptığımı. Ama sorularınızı yanıtlarım. Bu iş değil. Sadece arabayı yaza çıkartmak için böyle yaptım. Ama yine de güzel oldu. Yani. Harika oldu ama ben böyle bilmem. Ona sıfır tesisat alacağım. Bunu tesisatı sıfırlayacağız arkadaşlar. Biz yanmaz blendaj, kabloları yeniledik, buradaki kırık kabloları falan. Saçma sapan ekler yapmışlardı. Hepsini temizledik. Gayet güzel oldu. Zaten başındaki videonun başında gördüler rezaleti. Aynen. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü LPG'den gelen ana hatları falan birleştirdik. Bunların içlerini falan yanmaz blendajla blendajladık. Allah kısmet ederse yarın marşa basacağım. Bugünlük bu kadar, yorulduk. Şimdilik bu kadar. Yarın zaten külbütör kapağının nasıl takıldığını vesaire onlarla nasıl da ilgili göründüğünü en azından. Aynen, contasını değiştireceğim külbütör kapağının işte takarken falan, onlarla ilgili bir video çekeceğim. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu tesisatı biz komple yenileyeceğiz bu arabanın. Ya çıkarsın. Aynen. Ya çıkma tesisat bulacağız. Ellenmemiş kendimiz yenileyeceğiz ya da soket sandan bir tane tesisat alacağız. Onun üzerinden devam edeceğiz. LPG eküsü ve LPG tesisatı da yenilenecek. Daha modern bir LPG eküsü ve tesisatı koyacağım. Enjektörlerimiz yeni, buharlaştırıcımız yeni. İşte MAP sensörü vesaire bunlar yeni. Sadece bir ekü ve tesisat lazım olacak bize. Onu da temin edip artık ana tesisatı yeniledikten sonra onu da üzerine uygulayacağız arkadaşlar. Evet. Gayet güzel oldu. Şunlar yanmaz. Makaron demişim. Blendaj bunlar. Bunlar ısı geçirmez arkadaşlar. Estetiğe takılmadım. İşlevselliğe önemli. Bence estetik olarak da gayet eski halinden de güzel oldu. Şimdilik bu kadar. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere diyorum.